Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Uzun süredir video yoktu. Ama Raid'i biliyorsunuz, başladık Temmuz ayında. Birkaç video çektim, ondan sonra onu da pek yüklemedim. Ama yakın zamanda güzel bir şey oluşturduğumu düşünüyorum. Onu size paylaşmak istiyorum. Bu Login Heroes olarak verilmiş Ultimate Death Knight vardı, hatırlarsınız. Ekim aylarında falan verilmişti sanıyorum. O şimdi aşağı yukarı şu an hepimizde var. Çok yeni başlamış olanlar hariç. O hero ile bayağı güzel bir solo potansiyeli var. Size onu bahsedeceğim. Bu biliyorsunuz 4 tane artifact düşüren dungeon var. İşte Fire Knight's Castle, Dragon, efendime söyleyeyim, Ice Golem ve de Spider's Den. Bunlardan arkadaşlar şeyi, neydi adı? Fire Knight'ı solo yapmak hani pratikte mümkün değil. Manası yok. Çünkü belli bir sayıda hit yapmanız gerekiyor her tur. Yoksa vurulmuyor. Onun için o imkansız. Fakat arkadaşlar diğerleri sollanabiliyor. Spider bile. Spider yapması zor ama Spider yapılabiliyor. Şimdi önemli olan arkadaşlar şey şu. Ben UDK ile zaten Dragon'ı falan duymuşsunuzdur, o meşhur da. UDK ile hem Dragon'ı hem Ice Golem'i sollayan bir build oluşturdum. Hemen gelelim sevgili UDK'mıza. Dediğim gibi Dragon'a ve Ice Golem'e 20. level'da giriyorsunuz. Yanına 4 tane çerçöp koyuyorsunuz. O çerçöpler ölüyor ve UDK level'ın gerisini hallediyor. Ve zaman da çok kötü değil. Şöyle bir statlerini göstereyim size. 60.000 HP, 4700 defans, 210 speed, crit chance, crit demiş biraz, 240 resist, 200 accuracy. Şimdi burada arkadaşlar neleri mecbur, neleri değil. Bir kere arkadaşlar şimdi olay şu. Dragon 20'de renk mavi. Ultimate Death Knight de kırmızı. Dolayısıyla Ultimate Death Knight güçlü. Oradaki gereksinimler bunun çok çok altında. Fakat Ice Golem yeşil ve buna ters renk ve Ice Golem sıkıntı. Ice Golem'de biraz bir şey yapmanız gerekiyor, yoksa ölü veriyor. Ayrıca Ice Golem daha tehlikeli bir yer. Şimdi arkadaşlar söyleyeyim. Hit point 50.000'e kadar iner. Defans 4.000'lere kadar iner. 4.100, 4.200 falan. Speed 200 civarının altına inmemesi lazım. Buna geleceğiz birazdan. Crit rate ve crit damage ne kadar olsa o kadar iyi. Bir şey yapmaya çalışmayın. Yani 15 kalması daha iyi olur crit. Resistance Dragon için hiç lazım değil. Ice Golem için lazım. Accuracy de 200 civarı olsa iyi olur. 200'ü aşarsa daha iyi. Bunu duymuşsunuzdur arkadaşlar. 200 neydi adı? Accuracy ile arkadaşlar Dragon'a ve Ice Golem'e girdiğiniz zaman bir debuff atmaya çalıştığınız zaman uygulayabilme ihtimali %92 oluyor. Yani yeterince güzel. 200'ün biraz üstü güzel olur. Yani 220'lerde, 230'larda böyle bir 96, 95, 97 gibi bir şeye şanslara çıkıyor. Ama olmaması sıkıntı değil. 92 yeterli. Çünkü arkadaşlar sürekli debuffları uygulamak zorunda değiliz. Şimdi bunu da zaten göreceksiniz. Yani yaratığın speed'i, defansı, ata falan her şeyi çıldırıyor. Ata değil de. Yani o debuff'ı 192 ihtimalle uygulamak demek aşağı yukarı neredeyse hep uygulamak demek. Çünkü birkaç kere oynuyorsunuz siz bir kere. Evet, şimdi arkadaşlar UDK niye bu kadar iyi bir solo hero'su? Çünkü şöyle enteresan bir pasif koymuşlar. Her ölü eleman için HP, def ve speed alıyor %10. Ve biliyorsunuz Ultimate Death Knight bir defans hero'su. Dolayısıyla defansıyla vuruyor bütün damage'ını. Gördüğünüz gibi. Zaten bu ikisiyle vuruyor. Evet. Şimdi burada arkadaşlar Blessing'lere bakalım. Master'lere bakalım isterseniz. Master'ler. Şöyle Master'ler arkadaşlar hep şey alıyorsunuz. Ne kadar ölü ally, ne kadar öldürülmüş düşman sinerjisi varsa almanız lazım. Bu arada aslında ben burada bunu böyle başlayabilirdim değil mi? 10 accuracy ile. 810 HP yerine. Evet. Şu an olsa böyle yapardım. O zaman size tavsiyemi şöyle yapayım. Bunu yapın. Eğer şu an yapıyorsunuz bu karakteri. Bu daha iyi olur. 10 accuracy daha iyi olur. Çünkü 210 bir verim veriyor. Hani mesela şu an ekibizim 250 olsa bana gerek yoktu ama çünkü hit pointim şu an fazla. Biraz eksik olsa bir şey olmaz. Sonra arkadaşlar bu shield'ları arttırmak iyi. %15 3 turda bir shield açıyor. Ve üzerine continuous heal koyuyor biliyorsunuz. İşte ondan sonra birisini öldürünce %10 heal, o da iyi. Ondan sonra üzerinden koyduğu debuff kalktığı zaman turn meter alma ihtimali var. İnanılmaz bir şey değil ama arkadaşlar daha az oynamasını sağlıyor tabii.
Aynı şekilde buff da kalkınca. Yani bu üçüncü Ableton ile kendisine buff koyuyor. Onlar kalkınca %30 ihtimalle %10 turn meter alıyor. Bunlarla debuff koyuyor. Bunlarla da %30 ihtimalle %10 turn meter alıyor. Sonra base stat %15. Taktığınız setlerden bonus alıyorsunuz ekstra. Bu böyle boş bir şey sanıyorum. Evet. Yani hani kendine koyuyor ama tabii kendisi standlıyken nasıl koyacak? Belli değil. Bu daha iyi olurdu herhalde. Evet, bu daha iyi olurdu. Buralarda. Bu inanılmaz tabii ki mesela arkadaşlar. Çünkü daha birinci round bütün yancılarınız ölüyor ve 24 speed alıyorsunuz direkt. Bu da koyduğu debuff'ın süresini uzatma ihtimali veriyor. Bu mesela arkadaşlar accuracy'de sıkıntınız varsa ikinci atakla koyduğunuz decrease atak için çok iyi. Dragon'da tehlikeli olabilen tek yer orası. Çünkü Dragon biliyorsunuz böyle bir şaha kalkıp üflüyor ya. O üfleme gittikçe damage artan bir üfleme. Yani onun dördüncüsü, beşincisi çok tehlikeli. Adamın üzerine mutlaka decrease atak olması lazım. Kitaplı değilse Death Knight'ın sıkıntı olabilir. Evet, burada crit rate tabii ki. Burada crit demiş. Bunlar standartize işte. Öldürdüğümüz her alay için 6 speed daha. Toplam 18 speed. İşte arkadaşlar 24 buradan 18'den 42 speed alıyoruz. Tamam mı? 210'du ya benim. 250 küsur oluyor. Bir de üzerine her ölü alaydan da %10 alıyor. 4 ölü alaydan %40 daha speed alıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Tam final'ı bilmiyorum. Çünkü nereye verdiğimi bilmiyorum o %40'ı ama büyük ihtimalle base'in üzerine ölüdür. 300'ü aşıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dragon 20'de ve Ice Golem 20'de 1'e 3'ün üzerinde oynuyor. Yani 3 kere oynuyor Dragon oynuyor. 3 kere oynuyor Dragon oynuyor. 4 kere oynuyor Dragon oynuyor gibi bir şey oluyor aşağı yukarı. İşte her ölü alay için %100 damage, yani artı %10 damage. Ondan sonra yine her ölü düşman için bonus damage. %12 kadar damage alıyor. Ve tabii arkadaşlar standart Warmaster proc. Burada arkadaşlar şunu bir vurgulamak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi burada hani burada ben bir eleştirim yok kendime. Burada bu ve bu iyi olur. Bu çünkü tamamıyla çöp. Bu yani PvP'de falan işe yarıyor tabii. Ben sadece bu solo amacı için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi evet. Blessing arkadaşlar Brimstone inanılmaz fark ediyor. Yani öyle böyle bir miktarda fark etmiyor. Ben şimdi göreceksiniz. Dragon'a 3-3,5 dakika. Ice Golem'de 5-6 dakika gibi bir süresi var. Bu yani bu şu anki hali. Bu olmasa 1,5-2 dakika uzayabilir. Ice Golem'de inanılmaz yanamıyor. Dragon'da çok fazla işe yarıyor. Çünkü Dragon'ın kendisi çok fazla hareket yapıyor. Ve hepsi smite çalıştırıyor. Biliyorsunuz Brimstone şöyle bir şey arkadaşlar. Atıyorsun bunu. Yaratığın üzerine smite diye bir buff koyuyor. 2 tur kalıyor smite üzerinde. Ve arkadaşlar adam normal A1'inden başka bir şey yaparsak gökten kafasına meteor indir bayağı bir damage vuruyor. Şimdi Dragon'un 4 hamlesinin 3'ü bunu çalıştırıyor. Dolayısıyla siz bunu attığınız zaman böyle 350 bin damage falan gibi damage vuruyor bu. 175 bin falan vuruyor. Ice Golem ise sadece 4 turda bir çalıştırıyor. Yancıları çalıştırmıyor. Trash'lere karşı iyi olabiliyor. Öyle. Şimdi arkadaşlar Resistance. Şimdi Dragon'a karşı güçlü renk olduğumuz için hiç Resistance'a ihtiyacımız yok. Fakat Ice Golem'e karşı güçsüz rengiz ve Trash'lar çok fena. İkinci wave'de bir köpekler var. Reflect damage atıyorlar arkadaşlar. Böyle bir üflüyorlar. Defansı falan yok mu sayılabilir bilmiyorum. Bayağı ciddi oynatıyorlar hitpointlerinizi. Dolayısıyla orada gelen stun debufflarını, orada gelecek herhangi bir debuff'ı, ayrıca Ice Golem'in yancılarının verdiği heal reduction ve defense reduction debufflarını yemememiz lazım. Yani şöyle oluyor bakın. Şimdi burada tabii ki arkadaşlar mesela ne bileyim 250 ekürüsü 300 resist tamam yani 100 kritik yapabiliyorsan yap mükemmel. Ama bunlar arkadaşlar %100 win rate ile yapabilmek için çok elzem şeyler. Neden %100 win rate ile yapabilmek için elzem? Çünkü arkadaşlar sizin resistance'ınız adamın ekürüsünün 42 üzerinde olursa 42 tam sayı bu. %50 ihtimalle gelen debuffları yemiyorsunuz. Yani şöyle arkadaşlar. Ben bu resistance'la 242 resistance'la eğer Ice Golem 20'ye girersem Ice Golem 22'de 20'de gelen debuffların yarısını yiyip yarısını yemiyorum ben. Ha şanssızlık olabilir ama arkadaşlar şimdi şu 1'e 3 1'e 4 oynuyorsunuz ya arada sırada bir tane resistance size o nefes aldırıyor. Çünkü bir tanesi heal olmanızı engelliyor. Bir tanesi de defansınızı düşürüp çok damage edirtiyor. İkisi üzerinizde sürekli olursa kurtulunmuyor. Çünkü hem fazla yiyorsunuz hem heal olamıyorsunuz patlatıyor. Ama eğer arada sırada bir tanesi üzerinizden kalkarsa şimdi diyebilirsiniz ki debuff'ları 3-4 nasıl kalkacak? İşte o kadar hızlı ki
1'e 3 oynadığı için tek bir kere izlediğiniz an üzerinizden kalkıyor. Nefesi alabiliyorsunuz. Bir mini tavsiye arkadaşlar. Dragon'a girerken birinci ve ikinci dalgada şeyleri kapatın. Neydi adı? Üçüncü ability'sini kapatın. Neden? Çünkü bu o kadar iyi koruyor ki yanındakiler ölmüyor. Yanındakilerin ölmemesi hem sizin o bir sürü o bonusu %10 damage'ı 24 speed almanıza engel oluyor. Hem de pasifinin çalışıp %40 speed, %40 def, %40 HP'yi engel oluyor. Yani bayağı ölebiliyorsunuz. Buraya sakın gearlı rank 5 rank 6 falan sokmayın böyle karakterler. Rank 5 rank 6 belki çıplak belki olur da. Yani gearlıyorum, level'lıyorum bir yandan diye sakın sokmayın. Onlar ölmüyor. UDK'ları çok iyi koruyabiliyorsunuz. Çünkü UDK yancıların üzerine gelen bir hiti kendi üzerine alabiliyor ya. Alıyor ya. Daha doğrusu alabiliyor değil. Alıyor. Onun için öldürtmüyor. Ölmemeleri inanılmaz bir sıkıntı. Öyle kaybedilebiliyor. Yani burada arkadaşlar mesela nasıl göstereyim size. Bakalım bir. İki yıldızımız falan var mı? Çöp, çer çöp. Üç yıldızlarımız var. İki yıldızlarımız. Bir tane eksik. Ne oluyor? Ha, dur. Tamam, buradan koyacağız. Bu işte arkadaşlar burada tek set yaptığım şey setup dediğim gibi ilk iki round bu heal'ı kapatmak. Zaman kaybediyor çünkü bayağı arkadaşlar. Üç turda bir onu durmadan atıyor. Ve bir dediğim gibi bu gerzek yancıları koruyor. O yancıların korunmasına ihtiyacımız yok. Bir yıldız sokayım ne olacak? Fark etmez. Bir kere görün diye işte. Böyle başla diyoruz. Bir sıkıntımız yok. Hadi. Şimdi ne yazık ki ben de böyle atraksiyonlu güzel bir editör yok. Bir anda size dövüşün sonunu gösteremeyeceğim. Böyle oturup izleyeceğiz. O arada ben size lafa tutayım. Bir tanesi öldü. Şimdi ufak ufak ölecek hepsi. Tamam. Şimdi bir kere arkadaşlar 24 speedini ve %10 damage'ini aldı şu an. Ayrıca %40 HP, def ve speedini de aldı. Şimdi ne gerekecek bir de? Adamları öldürüp %12 damage ve 18 speed alacak. Ufaktan öldürecek. Ha bir de arkadaşlar heal'a neden gerek yok? Karşıda gördüğünüz gibi apotekarı var. O apotekarın attığı heal'dan sebepleniyor bu bizimkisi. Yani bazen böyle hit point azalıyor gibi oluyor. Ama tabii biraz lüks bir hareket. Yani kendinizde emin olmadan koymayın. Şimdi aldık mesela ilkini. İlk 6 speed'i ve ilk %3 damage'i aldık. Zaten gördüğünüz gibi ufak ufak hızlanarak gidiyor. Tamam. İkincisini de aldık. Mesela smite görüyorsunuz. Burada çok çok bir işe yaramıyor. Ama boss'ta inanılmaz iyi. Ya Ice Golem'de çok iyi değil açıkçası. Ama burada çok iyi. Yani Dragon'ı çok hızlandırıyor arkadaşlar. Ve ben Dragon'ı ilk yaptığımda işte böyle Smite'dan ve pardon söylemiyordum da bir toksik set giydiriyoruz. En önemli şey. Üstünde başında bir göstereceğim. Sadece statleri göstereyim geçtim. Sakın arkadaşlar şeyin gazına gelmeyin. Yanına Immortal set'e gerek yok. Ben en başta yapamam, beceremem diye korkup Immortal set koyayım. Immortal set koymak zorunda değilsiniz. Zaten Immortal set çok iyi olmuyor. %3 ekstra regen. Yani şey onu hallediyor. Neydi adı? Uf be ne smite brokladı sanki. Man lafını yedirmek istenmişçesine. Evet. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 2 dakika gibi bir sürede trashleri geçiyor. 1 dakika civarı bir sürede dragon dövüyor. Tabii şans. Yani smite tutuyor mu? Toksikler tutuyor mu? Bu arada toksik set accuracy istemiyor. Accuracy'yi koymamızın sebebi sadece ve sadece bu ikinci yapıtın Rats of Tuyu'nun decrease atağını koyabilmek. Kitaplamak tabii ki lazım. Kitaplanmadan olur mu? Dragon olabilir. Dragon olabilir. Bu benim statlere yakın bir şey yaparsanız şey olmaz. Öbürü riskli. Öbüründe de RNG var biraz. Şimdi geleceğiz. Tamam 2 dakikadan biraz daha uzun sürdü aslında. Peki. Şimdi Dragon'ı görmesi arkadaşlar burada çok önemli bir şeyin çalışması. Bak 2 1 2 3 görüyor musun? 3 kere oynadım. Stand'dan kaçılmıyor. 2 kere oynadım şu an. Stand'da yüzüne kadar. 3. Yine 3 kere oynadım. 2 3 1 2 3 4 kere oynadım şimdi bakın. Görüyor musunuz? Yani 300'ün üzerinde speed'im var. Çoğunlukla 3 bazen 4 kere oynuyorum. Bu stand'dan kaçılmıyor. Asla bu resistance'la bir alakası yok bunun. Irresistible. Mesela arkadaşlar bu weaken, bu poisonlar hiçbir şey yapmıyor. Çünkü adam o weakenları, poisonları koyuyor ama o bir daha oynayana kadar sizin üzerinizden weaken ve poisonlar kalkmış oluyor. Şimdi eleman bir daha aşağı kalkacak. Hop. 175k. İnerken bir daha 175k. 3 kere bir nefes attı. 3 kere breath attı. Bu üçüncüsü değil mi?
Dördüncüyü atama. Poison koymuyorum bak, görüyor musunuz? Arkadaşlar toksik set öyle tuhaf bir renk var. Şimdi şaha kalkacak, ölecek. Hadi görüşürüz koçum. Böyle. Evet. Toksik set de göstereyim. Yani genel olarak arkadaşlar yaptığım statler çok önemli değil. Şurada size gösterdim işte bu. Burası önemli. Bir daha ama toksik set önemli. Toksik set giymek zorundasınız. Çünkü niye? Vurduğunuz zaman işte %75 olasılıkla %2.5 poison koysun. Bossların hit point'i yüksek olduğu için onları takır tukur poisonları yapıştırıyorsunuz. Yani stat olarak 200'ün üzerinde hız, 4000'in üzerinde defans, 50.000'in üzerinde HP istiyorsunuz. 200 civarı accuracy istiyorsunuz. Eğer dragonsa bu kadar. Mesela bu accuracy 180 olur. Defans 4100 olur. Efendim şimdi hit point 50.000 olur. Speed 200. Speed'in 200'ün olması önemli. Yani arkadaşlar şöyle. Öyle bir yapın ki hesabınızı. Dostlarınız önce alacağınız 24 speed. Düşmanları önce alacağınız 18 speed. 42. Üzerine buradan alacağınız 97 base speed'den %40 daha. Toplayınca hepsi 300'ü geçsin. Yani Dragon'la 1'e 3'ten daha sık oynarsanız rahat olur. Mesela bu Red Software'a niye kitap lazım arkadaşlar? Çünkü hem decrease attack koyma olsun %100'e çıkartıyor. %80 çünkü normalde. Bir de cooldown'ı kısaltıyor. 3 tane cooldown var. Zaten 1'e 3 oynuyorsunuz. Arkadaşlar her turu bunu deniyorsunuz. Yani accuracy'niz biraz azsa bile sıkıntı olmuyor. Niye? Çünkü attınız. Koyamadınız. 3 tane sonra bir daha atıyorsunuz. Bir daha. Önemli olan ama şaha kalkıp üflediği zaman üzerinde decrease attack olması. 3. ve 4. brette. 5. brette hiçbir şekilde dayanamıyor bu arada. Yani bu koca bu kadar iyi statler olan UDK bile tek atıyor. Yani burada gördüğünüz gibi resistance benim için önemli değil. Zaten adamlara karşı güçlü rengim ve patlıyoruz. Ama şimdi burada göreceksiniz. Burada onlar güçlü renk ve burada benim ona direnebiliyor olmam lazım. Burası işte arkadaşlar çok daha uzun sürüyor. Neden? Çünkü bir kere ilk iki wave'de ben heal'ı kullanmak zorundayım. Vuruyor bunlar. Tersinekler ya bana. Go. Şimdi hemen yancılar ölecek. Burada hiç dayanmıyor yancılar. Hadi burada bir AoE bir şey yapacak birileri ölecek hepsi. Ha. Tamam. Şimdi aldım. Ama görüyorsun bak debufflıyorlar. İşte o debuffların bir kısmını resist etmek çok fark ettiriyor. Yani burada bu benim naçizane hoşuma giden bir buluşum. Yani şimdi arkadaşlar normalde ne diyorsunuz? 200 olan bir ortama 300 resistle gir diyorsunuz. Rahat edersin diyorsunuz. Doğru. 300'e çok rahat diyorsun. Yani böyle %5, %10 falan debuff yiyorsunuz. Ama arkadaşlar ortası var bu işin. İlla şey olmak zorunda değilim ben. Full değil. Bir kısmında resist ediyorum. Bak görüyor musunuz? Arada vuruyorlar ve ben bir kısmında resist ediyorum. Resisted yazısı çıkıyor. Bu wave okey. Bu wave tamamıyla kolay. Bu wave'de hiçbir şey yok. Hatta bu wave'de ben sonun bu statlerle aslında healing'imi kapatabilirim. Denemedim. Bir ara denemek istiyorum. Denemedim. Kısmet olmadı. Bir sonraki wave korkunç. Yani bayağı bu statlerle ölüm yaşından dönüyorsunuz. Yani mesela buraya arkadaşlar benim bu göstermiş statlerin çok az altı belki ancak. Hit point'im biraz fazla diye düşünüyorum. Biraz daha defans alabilsem daha iyi olur. Çünkü defans bir de damage'ımı da arttırıyor ya arkadaşlar. Yani onun için tavsiyem arkadaşlar hem banner'a hem efendime söyleyeyim Emilut'a hem ringe hepsine defans. Gördüğünüz gibi uzun sürüyor wave'leri geçmek. Heh, buralar bu işte bu köpekler korkunç. Şimdi göreceksiniz zaten bir vuracaklar. Baksanıza. Yani arkadaşlar normalde UDK'nın hit point'i böyle oynamaz. Bak stun atıyorlar görüyor musunuz? Biraz resistance lazım. Bir de reflect damage var üzerinde çok fena alıyor. Ben bir iki kere gittim sandım ama hiç gitmedim. Burada asla gitmem demiyorum ha. Hala olasılık var ama zor. Yani ben size söyleyeyim. Ben bir 100 run yapmışımdır. Bu son haliyle oluyor. Ama arkadaşlar burada hiç yani cimrilik etmeyeceksiniz. Grifler mulifler her şey basılacak. İşte 5 yıldız accuracy grifleri varsa elinizde. 5 yıldız resistance grifleri. Yüzde def, yüzde HP, def, HP hepsi basılacak full. Yani bu arkadaşlar çok büyük bir yatırıma değer. Çünkü oyunda zaten dediğim gibi 4 tane dungeon var. Gear düşüren. Bir tane sololanmıyor zaten. Bu tek başına size ikisini sololamayı vaat ediyor. Yani sololamak zaten tek başına olur ama ikisini birden. Çok avantajlı. Yani arkadaşlar mesela atıyorum bir Ice Golem turnuvası geliyor. Bir Dragon turnuvası geliyor. Hani insanlar sizden belki daha az yapıyor ama bu da köpek gibi kaynak getiriyor arkadaşlar. Burada mesela ben o
neydi adı? O Ice Golem turnuvası esnasında mesela ben birden 40'a 4 yıldızları attım, birden 22 yıldızları attım. Bayağı bir verim aldım karşında arkadaşlar. Ve yani inanılmaz yavaş değil. Hani hızlı demeyeceğim ama burası çok uzun sürecek ne yazık ki. Çünkü bu düdük sadece tek bir ability ile şeyi triggerlıyor. Smite triggerlıyor. Bu boss'un arkadaşlar eğer özelliğini bilmiyorsanız şey yapıyor bu. Bu yancıları öldürmeniz gerekiyor. Çünkü eğer yancılarını sağ bırakırsanız belli eşiklerde o yancıları dirilten bir hareket yapıyor. Eğer o yancılar zaten dirilmiş durumdaysa yani sağlarsa eğer o zaman size çok çok fazla vuruyor. Zaten sizi öldürecek tek şey bu. Başka hiçbir şey öldüremez. Bir de ters renk olduğu için fazla vuruyor. Yancıların burada void olduğuna ve ters renk olmadıklarına dikkat çekiyorum. Yani gördüğünüz gibi hiç TRK bile girmiyor. Bilgisayar bunu mantıklı ve güzel bir şekilde oynuyor genel olarak. Görüyor musunuz? Bak hiç azalmadı hit point. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey istiyoruz burada. Boss'a mümkün olduğu kadar weak hit yapmak istiyoruz. Çünkü şöyle. Şimdi boss kendi turunda poison'ları yiyor ya. Ve smite varsa smite yiyor. Yani doğru zamanlamada. Arkadaşlar onlar boss'un kendi turunda olduğu için bu boss'un diriltme mekaniğini çalıştırmıyor. Bir smite çıksak iyi olacak bu iki tur içerisinde. Bu tur geldi. Çok iyi. Şimdi mesela göreceksiniz zaten. Uyandırmayalım. Uyandırma vurma oğlum daha fazla. Tamam güzel. Bakın şimdi arkadaşlar hoppa. Şimdi mesela bir tane diriltme alanı geç. Orada bir yerde çünkü bir diriltme şeyi. Hiç diriltmezse arkadaşlar bayağı hızlı oluyor. Diriltirse uzuyor çok. Bazen 2-3 kere diriltiyor. Bu 7 dakikaya çıktı oluyor bunun ne yazık ki. Böyle bir olay var. RNG var. Onu hiç kontrol edemiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar mesela atıyorum o eşik var. Eşiğe gelmek üzeresiniz. Şansınıza weak hit yapıyorsunuz. Eşiğe gelinmiyor. Poison'a vuruyor. Atlıyorsunuz. Ama işte o demin kontrol edebilir bir şey değil. Ama yine gördüğünüz gibi bayağı kabul edilebilir bir şeyi var. Bak mesela diriltti şu an. Geldi oraya. Şimdi mesela bilgisayar bırakacak dedim ki bunu. Burada şöyle bir pislik oluyor arkadaşlar. O eşiğe girip diriltiyor. O sırada siz ona biraz çok vuruyorsunuz. Poison'lar, smite falan falan. Tekrar eşiğe yaklaşıyor. Bunlara vururken bu atak düşüren ability ile tekrar boss'u vurup bir daha eşiğe getirirse o işte o zaman çok sıkıntı olabiliyor. Üzerinizde decrease defans da varsa. Çünkü o yancıları sağken freeze de ediyor sizi. Bayağı büyük sıkıntılar veriyor. Ama işte arkadaşlar %50 resist. Şu an %50'nin çok üzerinde, çok az üzerinde resistimiz var bizim. Yani gelen bak mesela decrease defans yemedim. Heal reduction yedim ama bak mesela bu tehlikeli. Tekrar diriltme eşiğine getirirsek yancısı sağ olduğu için tehlikeli. Bir yani böyle yancıyı öldürürsek rahat ederiz. Tamam. Bunu son bir tane daha diriltme eşiği var sanıyorum. Atlattık mı? Tam yerini bilmiyorum ama. Biz o da çalışıyor. Bitti. 6 dakika falan. Bir daha oynadığında ölecek artık o. Yani arkadaşlar RNG nerelerde var? Efendim işte öldük ama. Evet. Güzel. İşte toksik setin arkadaşlar poison verme ihtimali her nedense böyle tuhaf bir sayı. %75. Tamam mı? Yani onunla yapılacak hiçbir şey yok. Tutuyor tutmuyor. Yani o defalarca kez tutmayabilir. Yani tabii ki pek mümkün değil %75 olunca ama beni her şey def mi? Her şey def herhalde. Arkadaşlar subset olarak tabii ki %def ve %HP arayacağız. Accuracy'dir, resistance onlar iyi. Zaten biliyorsunuz ringde öyle şeyler olmuyor. Bu mesela güzel bir ring. Keşke 6 yıldız olsaymış. Çok güzel bir ringdi bu. Yani hatta mükemmel değil mi statleri? Def main stat, %def substat var, %HP substat var. Zaten aşağı gelecek tek amanat artık. HP rolların da hepsi bunlara gitmiş. Bu bayağı iyi bir item. Mesela buna mesela daha iyi grifler basılabilir. Bir ara. Böyle toxic set biliyorsunuz dragondan. Şu dragondan farmlıyorsunuz. Ondan sonra yapıyorsunuz. Bu dediğim gibi bunun şurada gördüğünüzün çok daha düşük versiyonu. Yani en azından bayağı daha düşük versiyonu Dragon'ı yapar. O bile iyi arkadaşlar. En başta sadece Dragon'ı yapmak iyi. Çünkü dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman resistance gerekiyor. Sıfır resistance da sıkıcı olabilir. Çünkü 1'e 3 oynuyorsunuz. Adam da 3 turnlik heal reduction veriyor. Sıfır resistance da büyük sıkıntı olur. Sürekli önünüzde heal reduction, sürekli önünüzde decrease defense. İşte böyle bir UDK bir diriltme hareketi falan yaparsan bayağı bir sıkıntı. Golem bir delete market yaparsa, o da bir de freeze de ediyor çünkü. Eğer iki yancı sağken delete marketini yaparsa %100 ihtimalle freeze ediyor. Şimdi buna hiçbirisini resist edemiyorsun. Bakın heal olmuyorsun. Efendime söyleyeyim. Freeze yiyorsun. Defansın düşük.
Bir de çok vuruyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer yeterince idare olursa durum, böyle UDK'nın bu haline tek atabiliyor. Böyle 85-90K falan vurabiliyor. Ve tabi arkadaşlar şu skill'den dolayı yani her ne kadar bilgisayar golemlere, küçük golemlere fokuslansa bile ana boss'a vurabiliyor. Onun için şey oluyor. Yani burada arkadaşlar bu çok işinize yarıyor. Golem değil ama Dragon'da. Kitaplamanız tabii ki faydalı. Master'ler zaten gösterdim. Toxic set giyiyorsunuz. Böyle bir şeylere erişmeye çalışıyorsunuz. Ben mesela Great Hall'umda bayağı bir öncelik verdim kırmızıya şu an. İşte bayağı bir resistance bastım. Accuracy'sini fullledim. Şimdi defans basacağım biraz daha. Biraz daha rahat etsin diye. Yani düşünseniz arkadaşlar dediğim gibi 4 turnuva var. İkisi geliyor ve solo. Bir sürü de leveling yapıyorsunuz içeride. Böyle güzel oluyor. Sorularınız, yorumlarınızı alabilirim. Görüşmek üzere.